Savaş ekonomik yıkım demektir. Büyük kaos olur. Felaket olur, ne olacak? Girerek ama çıkamak. Onların da bedeli bizim için ağır olur. Ankara kulislerinde Suriye ile Türkiye'nin savaşa gireceği senaryoları konuşuluyor. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Türkiye savaşa girerse sonuç ne olur? İşte mikrofonlarımıza verilen cevaplar. Türkiye çıkamadı oradan. Amerika Irak'a girdi, çıkabildi mi? Koskoca Amerika. Türkiye Suriye'den çıkamaz, mümkün değil. Türkiye şimdi savaşa girerse baktı, herkes savaşıyor. Bütün herkes çatışır, baktı yıkılıyor. Biz de yıkalımlar, herkes bizim üstümüze yürür yani. Biz de öyle kalırız. Çöker yani, bir Suriye biz oluruz yani, çatışma bizde çıkar. Bize de kimse kapısını açmaz. İnsan yönünden hem de ekonomik yönden Türkiye'nin zararına olur. Çok geriye gideriz. 47 sene geri gideriz ve bu Türkiye mahvolur. Kesinlikle böyle bir şey inşallah olmasın. Enflasyon tavan yapar. Dolar, euro, borsa hepsi patlar gider. Ben kesinlikle karşıyım yani. Çünkü ülkemizin durumu zaten perişan vaziyette. Felaket olur. Şimdi de felaket, Suriye'de Türkiye'nin felaketi olmuş zaten. O zaman daha çok felaket olur bence. Savaşa sürükleme Türkiye'nin sonu olur. Olan yine bize olur. Niye bize olur? Çünkü ekonomi zaten dibe vurmuş. İşsizlik had safhada. Daha fazla geriye gideceğiz. Şu anda geriye gittiğimiz 10 yıl gibi. Şimdi daha çok geriye gideceğiz yani. Artık gerçekten ama gerçekten barış dolu bir dünya olsun her yerde. Mecliste de artık bizi kimler yönetiyorsa, ne yapıyorlarsa onlara da yani Allah akıl fikir versin diyeyim. Kesinlikle böyle bir savaş istemiyoruz. Ama tabii daha önce önlem almadılar. Önlem almayınca da bu tip sıkıntılar gündeme geldi. Savaş en son çare. Şu Ramazan mübarekte komşu devletlere ancak Türkiye müdahale için kendi hudutlarını şey yapacak, sağlama bağlayacak. Başka çaresi yok. Türk askerine yazık. Kardeş kardeş, insan insanı öldürür. Başka bir şey yok yani. Savaşın iyi tarafı olmaz ki. Geriye gideriz. 50 sene geri gideriz. Dini çerçevede, İslam çerçevesi mücadelesi içinde mücadele ederiz biz. Yani onun için. Ama girmemekte de tabii daha güzel bir şey, hayır vardır. Biz niye savaşalım ya? Savaşmayalım, herkesle barışalım.